أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الرابع عشر من مبحث الإلهيات إلهيات مبحثنا bugün 14. dersini okuyoruz. Yüce Allah'ın sıfatlarından bahsediyoruz. Sıfat-ı nefsi vadi vücud diye onu öğrendik. Sıfat-ı selbiye-i neytik öğrendik. Bugün sıfatul maaniden bahsediyoruz. Sıfatul maaniden sonra sıfatul maneviye gelir. Sıfatul maneviyeden sonra artık Allah'ın sıfatları bitmiş oluyor. Ve kudretun, iradetun ve gayret emren ve ilmen ve rida kemma sebet ve kudretun. Allah-u Zülcelal'ın maani sıfatlarından birisi nedir? Kudret. İradetun ikincisi nedir? İrade. Bu irade ve gayret, mugayirdir iradet, emren ve ilmen ve rida. İrade ari, emir ari, ilm ari, rida ari, bunlar gelir. Yani Allah'ın iradesi ile emri, ilmi, ridası aynıdır diyenler var. Bizim İbrahim el-Lukani, meşhur Lukani okuyoruz. Allah-u Alem asıl dertli Lekani olsa gerek. Kema sebete nasıl ki ne olmuş? İradenin emir, ilm, ridaya mugayir olması nasıl ki delillerle sabit olmuş, ortaya konulmuş. Oldum. Şimdi sıfatul mani kaşendi. Şimdi geliyor. Tekvin diye bir sıfat var mı yok mu? Tekvin bir sıfat diyenlere göre sıfatul mani 8 olur. Tekvini kendi başına sıfat olarak kabul etmeyenlere göre kaç olur? 7 olur. Demek sıfatul mani tekvini sayarsak 8, saymasak kaçtır? Saymazsak yedidir. Oldum. İşte Allah-u Zülcelal'ın kadim sıfatları da bunlardır. Öyle değil mi? Bunların maadası, bunların ne? Maadası, sıfat-ı selbiye, idafatlar, ef'allar, bunlar ya Allah-u Zülcelal'ın kudretinin taallukundan ibarettirler ya tekvinin taallukundan ibarettirler. İşte bu son sıfatlar, sıfat-ı selbiye, ilafat, ef'al, Allah-u Zülcelal bunlarla mutasif olmayla birlikte bunlar evsaf-ı hakiki değiller. Allah'ın zatına kayın evsaflar değiller. Oldu mu? Bu sıfatların bir kısmı, kadim bir kısmı nedir? Hadis. Hadis olanlar biri değilse nasıl olur? Allah'a kayyum olan sıfat hadis olunca Allah-u Zülcelal havadislerinin mahalli olmuş oluyor. Yok, bizim bu lazım gelmiyor. Öyle değil mi? Yani bu sıfatlar Allah'ın zatına kıyam etmedikleri için Allah'ın bunlarla mutasif olması havadislerin neyi olması, mahalli olmasını gerektiriyor. Oldu. Yani Allah-u Zülcelal nasıl kadim şeylerle mutasif olur? Hadis, müteceddit şeylerle de ne olabilir? Mutasif olabilir. Bir hadise mutasif olması, havadisların mahalli olmasını gerektirir. Oldu mu? Hadis sıfatların Allah'a taalluku demek, Allah'a kıyamı demek, taalluku demek, rabtı demek. Oldu mu? Neyse, kavlu ve kudretun. Lemma tekelleme ala sıfeti nefsiyeti. Ne zaman ki musannif sıfeti nefsi olan vücud üzerine konuşunca, ondan bahsedince. Ve ala sıfati selbiyeti. Sıfati selbi üzerine de ne? Konuşunca. Sıfati selbiye de kaçtı? Beş değil miydi? Beşti. Şer'e
başladı yetekellemu ala sifatil maani. Öyle değil mi? Sifatul maani'nin tekellümüne neydi? Yani sifatul maani'nin beyanına başladı. Hale kevni mukaddimen laha ala sifatil maneviyyeti. Bunları sifatul maneviye takdim ederek bunlara şuraydı. Önce sifatul mani, sonra sifatul manevi ne diyor? Zikrediyor. Mesela örnek, sifatul kudret, sifatul manidendir. Kadir veya kevnu kadir, o da nedir? Sifatul maneviyedir. Peki niye mukaddimen laha ala sifatil maneviyeti? لِكَوْنِهَا كَالْأَصْلِ لَهَا لِكَوْنِهَا كَالْأَصْلِ لَهَا. Çünkü sifatul maani, sifatul manevi için asıl gibidir. Tam asıl değil, asıl gibidir. Çünkü asıl olsaydı ondan terettüp etmesi lazımdı. Ondan terettüp etmiyor. O ona yol açıyor. Sebebiyet veriyor. Yoksa asalete hakkı yok. Ha bir asıl nasıl fer'ane takdimi gerekliyse aslın konumunda olan sifatul maani'nin fer konumunda olan sifatul maneviye takdimi de nedir? Uygundur. Peki sifatul maani diyoruz. Ne diyoruz? Maani diyoruz. Hele bu kapıyı biraz aç. Sıcak. Sifatul maani. Bu sifatın maaniye idafesi nedir? Yari açısın. Diyor, vel idafetu fi sifatil maani. Sifatul maanideki ne? İdafe. Lil beyani. İdafe niçindir? Beyan içindir. İdafe, beyan, o ki am ne oluyor? Hase, idafe oluyor. Örnek, hani diğer nah kitaplarda geçiyor. Şehr-u Ramadan. Şehr am, Ramadan has. Am, hase, idafesi. Mesela ilmul fakir gibi, ilmul nah gibi, şecerul erak gibi. Amın hase, idafesi lamiyedir, beyaniyedir. Yani idafe lamiyedir. Lamın manası mülahaza ediliyor. Has olan mudafı ileyhi, am olan mudafı ne ediyor? Beyan ediyor. Onun için diyor, vel idafetu fi sifatil maani lil beyani. Sifatul maanideki idafe niçindir? Beyan içindir. Manan nasıl gelir? Fel muradu es sifatul leti hiyel maani. Fel muradu es-sifatu leti hiyel maani. O sıfatlar ki nedirler? Maanilerdirler. Es-sifatu leti hiyel. O sıfatlar ki maanilerin kendileridirler. Şehr-i Ramadan, o şehr ki Ramadan'ın kendisidir. O şecer ki Erak'ın kendisidir. Oldu mu? Tabi bu şekil olması da sıfattan murat Allahu Zülcelal'ın ne? Mesela maaniden murat Allah'a has olan sıfatları alıyoruz. Bak sıfatul maani. Maaniden murat Allah'a has olan ne? Sıfatlar. Sıfat da amdır. Bak mudaf olan sıfat am oluyor. Mudafu ilih olan maani min haysu kunne min haysuku Allah'a has dediler. O şekil alıyoruz. O zaman bakın maani has oldu. Allah'a has olan maniler sıfat am oldu. İdafe lamiyedir. Dolayısıyla nedir? Beyaniyedir. Oldu mu olmadı? Ama diyor burada ve yessihu en tekune ola idafe ala mana min. İdafe ala mana min de olabilir. Hatemu fiddetin. Olabilir ki hatemdir, fiddet değil. Ola bilgi fiddattır, hatemdi. Ola bilgi hem fiddat hem hatem. Umumun husus min vecih var. İdafe manamında zaten umumun husus nedir? Min vecih.
Burada o da caiz. Ha bu olursa artık maaniden murad Allah'a kaym olan sıfat almıyoruz. Allah'a has olan ne? Almıyor. İstersen Allah'ın sıfatları da gider. Allah'ın gayrisinin diğer esnafların sıfatları da gider. Oldu mu? Bu sefer sıfattan murad ne alıyoruz? Sıfattan murad Allah'ın sıfatlarını alıyoruz. Maaniden murad gayre kıyam eden manileri alıyoruz. İster Allah'a kıyam etsin, ister Allah'ın gayrisine ne etsin? Kıyam etsin. O zaman mudaf mudaf ile arasında ne olur? Umum husus min vece olur. Öyle değil mi? Şimdi sıfattan murad Allah'a has olan sıfatlar değil mi? Selbi de buna girer. Manevi de buna, mani de buna, sıfat mani de buna girer. Ama maaniye gelince, bak, şimdi maaniye gelince, Allah'ın gayrisine olan sıfatları da denilir. Ama sıfat, mani sıfattan Allah'ın gayrisine denilmiyor. Bu yönüyle mudaf-ı ileyhi olan mani am oldu. Maaniye gelince, sıfat-ı selbiye de sıfat denilir. Ama maani denilmez. Bu yönüyle mudaf ne oldu? Am oldu. Bak mudaf. Elhamdülillah. Bak mudaf bir yönüyle am, mudaf ile bir yönüyle nedir? Amdır. Dolayısıyla mudaf, mudaf-ı ilahi arasında ne oldu? Umum husus min vecih oldu. Zaten umum husus min vecih olduğu yeri. İdafe nedir? Beyan edilir. İdafe manemendir. Öyle değil mi? Hatemu fi dedi. Bir yönüyle o an, bir yönüyle o an. İdafe manemendir. Ha ve yessihan tekune. Ola idafe ala manemin. Kemma nesse aleyh sektani. Ve seyyidi Yahya Şavi. Bunlar da bunun üzerine ne etmişler? Nesse? Etmişler. Ve kennesse aleyhi eyden. Fi şarih el-Musti. Fi şarih el-Musti. Fi şarih el-Musti. Fi şarih el-Musti. Fi şarih el-Musti olur ama şarihdir. Yani burada ben tam bilmiyorum. Ve kad nussa aleyhi eyden fi şarih el-Musti. Ya fi şarih el-Musti. Dati da bir bakın. Yahut da vakit nese aleyhi eyden şarihul vusta. Veyahut da şarihul vusti. Yani burada fi pek uygun değil. Oldu. Onu bir bakalım. Diğer nüshelere böyle düzgün bir nüshelere bir bakın. Burada ibare nedir? Ha vakit nese aleyhi eyden şarihul vusta desek. Veyahut da şarihul vusti kendi neyse. Fe olmazsa olur. Fe olursa şarih değil de fi şerhil vusta olsa diye olurdu. Ve kad nussa aleyhi eyden fi şerhil vusta. Yahut da ve kad nussa aleyhi fi şerhil vusta yani şarihil vusta tarafından nesh edilmiş. Mana nasıl gelene o ibare bir bakalım. Fel mana sifatun minel maani. Hani hatemun minel fidil. Mananın olunca. Sıfatun minel maani bi'tibaril maani min haysu hiye. Bak bu sefer maani min Allah'a kaim olan mani almıyoruz. Bi'tibaril maani min haysu hiye şamiletu li kulli mevcudin min sıfatil kadimi vel hadisi. Bak bu yönüyle. Fel mana sıfatun minel maani manilerden bir takım ne? Sıfatlar. O da bi'tibar mani. Mani min haysu manidir. Min haysu yeşşamil. O mani ki min haysu şamiletu li kulli mevcudu min sıfatil kadimi vel hadisi. Oldu. Kadim ve hadisin mevcut bütün sıfatlarına şamil gelecek maniden min haysu o manadır. O min sıfatil kadimi belli. Vel hadisi kel beyadi vel nahvi. Oldu.
Yani maniden bu şekil alırsak, mani birbirine amdir, Allah'ın gayrısının sıfatlarına da denir. Sıfattan bir yönüyle amdi, sıfat-ı selbiye de şamil geliyordu. Dolayısıyla mudaf mudaf ile arasında umumkusuz müveccih. Oldu. Yani fel mana sıfatü minel mani bi'atibari mani min haysu hiye şamiletu. Yani mani bu yönüyle. Yoksa mani min haysu Allah'ın sıfatlarını almıyoruz bu şekilde. Oldu. Ve vaka fi ba'dil ibarati bazı ibarelerde yani cevherinin bazı şerhlerin ibarelerinde vak olmuş ve la yesihu en tekune ala mana min ve la yesihu en tekune ala mana min demiş min manasına olmasına sahih değil. Öyle değil mi? Tabi ala mana min sahih değil diyenlere göre maanilerden min haysu Allah'ın sıfatlarını alıyorlar. Sade onu düşünerek bunu diyorlar. Galal allametul emir allametul emir meşhur bizim bildiğimiz emir demiş ve la veçellehu bunun hiçbir veçi, hiçbir gerekçesi yok. Fe'leallehu tarifun bu herhangi bir bağdan bilincili söylemiş bir söz değil. Bu bir takım hattatların, katiplerin tahrifi olsa gerek, tabiri olsa gerek. Sehven yazılmış olsa gerek. Oldu. Vel maani cem'un manen. Maani mananın neydi? Bu sefer manen de maniyyunun muhafefi olabilir. Maniyyunun ism-i lafın muhafefi de olabilir. Mesel-i mimi de olabilir. İsmul mekan da olabilir. Asıl itibariyle. Vel maani cem'un manen. Oldu. وَهُوَ مَعْنَى لُغَةً مَقَابَلَ الزَّاتِ لُغَةً مَعْنَى ne demek? مَقَابَلَ الزَّاتِ demek. Hani zat, مَا يَقُمْ بِنَفْسِ مَعْنَى onun mukabili olan, مَا لَا يَقُمْ بِزَّاتِ بِنَفْسِ بَلْ يَقُمُ بِغَيْرِ pek مَقَابَلَ الزَّاتِ deyince فَيَشْمَلُ نَفْسِيَةَ vücuda girdi ve selbiyete, selbiyede şamil geldi. Nasıl ki sıfatul maniye şamil geliyor ise. Oldu mu? Ve silahen istilahen nedir? Kullu sifetin kaimetin bin mevsufi. Herhangi bir mevsufe kaim olan herhangi bir sıfet. Kullu sifetin kaimetin bin mevsufi. O sıfatın sıfeti ki mucibetin lehu. Mucibetin mucibdir. O sıfet lehu. O mevsuf için hükme. Mesela örnek. Kudret. Bir sıfet değil midir? Kaimetin bir mevsufun Allah-u Zülcelal'dir. Mucibetin lehu Allah'a mucibdir. Hükme. Bir hükme. Kevnu kadir. Allah'a kudret varsa kevnu kadir var. Bak. Kevni kadire. Hakikaten kudret kevnu kadiri gerektiriyor. Evet. Fe innehu lazimun lil kudreti. Fe innehu lazimun lil kudretin neydir? Lazım. Kudretin lazımdır. Birinde kudret varsa kevnu kadir ona lazımdır. O da vardır. Demek kullu sifetin kaimetin bin mevsufin mucibetin lehu hükmen doğru. Bu kudret bir sıfeti bir mevsuf olan Allah'a kaimdir. Allah'a bir hükmün mucibidir. Kevnu kadirdir. Şimdi sıfatul maani sıfatul manevi ayrı ayrı sayıyoruz. Ve fil hakikati el maani vel maneviyyet. Mutelazimen nedirler? Kevnu kadir varsa kudret var. Kudret varsa kevnu kadir var.
epey mütelazimdirler. Niye biz diyoruz? Sıfatul mahani bir hükmü gerektiriyorlar. O gerektirdikleri hüküm sıfatul manevidir. Niye böyle diyoruz? Madem mütelazimse o da onu gerektiriyor, o da onu gerektiriyor. Diyor, lakinnehum lahazul vücudiyye aslen li gayrihi. Onlar vücudi kudretlerine aslen li gayri kevnuhu kadire. Yani biri somuttur, haricen vücud var. Biri de onunla bağlantılıdır. Mesela kevnu kadir diye bir sıfet yok. Manevi itibari bir emirdir. Kudrete lazım. Kudret emri vücudidir. Kevnu kadir emri itibaridir. Onun için kudreti ne olarak kabul etmişler? Asıl olarak kabul etmişler. Demişler kudret kevnu kadirin neyidir? Müstelzimidir. Onu gerektiriyor. Tamam. وَبَدَأَ الْمُصَّنِّفُ مِنْ صِفَاتِ الْمَعَانِ بِالْقُدْرَةِ Hani 7 veya 8 sıfat-ül mani var dedik. Onların arasında musannif kudret neydi? İptidaydı. Niye? لِزُّهُورِ تَأْسِيرِهَا لِزُّهُورِ تَأْسِيرِهَا Çünkü kudretin tesiri zahirdir. Kudretin tesiri zahir. Kudret dünyayı yapar, dünyayı yok eder, icat eder, idam eder. Bunları yapan kudrettir. Kudret, ilim, iradeden daha ziyade tesiri nedir? Zahirdir. Madem tesiri zahirdir, hakkı nedir? Takdirdir. Oğlum, ve bedel musannifu fakal, yani eradel musannifu elbed'e bil kudreti fakale ve kudret. Yani tefriyen sahih olması için bede'den iradetül bedalıdır. Evet. Fekale ve kudretun. Oldum. Ey ve vacibun lehu kudretun. Allah-u Zülcelal'a kudret nedir? Vacibdir. Ha, o zaman fevmatun alel vücudi. Aynı sıfat-ı selbiye gibi nasıl onlar vücuda matuf değiller? Fevacib onların haberiydi. Öyle değil mi? Evet. Bu da fevmatı alır vücudu. Vücud üzerine nedir? Mahduftur. Vacibi onun neyi olur? Vücudun haberi olduğu gibi onun da haberidir. Peki kudret lügaten nedir? İstilahen nedir? Vahiyye lügaten el kudretu vel istitaatu. Atf-ı tesir. Kudret lügaten kuvvet demek istitaat. Yani fiili yapma kabiliyeti. كَمَا قَالَهُ الْمُؤَلِّفُ مُسَنِفِ كَبِرِ Hani Musannif'in üç tane şerhi var. Biri nedir? Kebirli, kebirine böyle demiş. Peki, lügatın manası budur. Kudretin lügatın manası kuvvet ve istitaattır. وَعُرْفًا صِفَةٌ اَزَلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِزَّاتِهِ تَعَالَى يَتَأَتَّى بِهَا اِجَادُ كُلِّ مُمْكِنٍ وَاِعْدَامُهُمْ ala vefkil iradeti. İşte istilahen, örfen, kudret budur. Sıfetun ezeliyyetun. Hadis bir sıfettir. Ezeli bir nedir? Kaimetun bizzati teala. Allah'ın zatı nedir? Kaimdir. Sıfeti kadimin Allah'a kıyami. Allah'ın sıfeti kadime mehal olmasına zaten bir sıkıntı yok. Yeteetta biha icadu kulli mümkün. Ve adamı. Her mümkünün icadı ve iadamı onunla nedir? Mümkün. Ama icad, iadam daha rastgele olmaz. Ala vefkil iradeti. Ala muvaffakatil iradeti. Vef ismi mesel, mana muvaffakat. Allah-u Zülcelal'ın iradesinin muvaffakatine uygun. Öyle değil mi? Ne? Uygun bir şekilde onunla her mümkün, icadi ve iadamı mümkündür. Öyle değil mi? Evet. Bu dünya gibi bir dünyanın yaratması mümkündür. İşte kudretle bunun icadi mümkündür. Hasıl olabilir. Şu anki dünyanın iadamı mümkün değil mi? Mümkün. İşte bununla bu dünyanın iadamı hasıl olabilir. Ha, icad da ala vefkı iradeti, iadam da ala vefkı
irade ettiği. Şimdi tabir yerindeyse, diyelim bilgisayardan bir yazı çıkartıyorsun. Önce yazı sayfaya ayarlıyorsun, yazıyorsun, hazırlıyorsun. Sonra düğmeye basıyorsun, çıkıyor. Onun hazırlaması, onun teçhizi, onun muhayya etmesi, o irade hükmündedir. Düğmeye basıp onu faaliyete geçirmesi, çıkarması o da kudret hükmündedir. Yani biri irade, proje çizme mahiyetindedir. Kudret de onu tetbik etme, yerine getirme hükmündedir. Peki, sıfetun ezeliyyetun kaimetun bizzatihi teala yeteetta biha icadu kulli mumkin ve adamu ala vefkil irade. Bu had midir? Mantıki usluba, kaideye göre resim midir? Had biliyorsun, cins fasıldan, zatiyatlardan oluşuyor. Diyor, ve hâzâ resmun la haddun hakikiyyun. Bu resimdir, haddi hakiki değildir. Bu ne? Resimdir, haddi ne değil? Haddi hakiki değil. وهكذا سائر تعريفات المذكوره للصفات sıfatlar için bu kitapta veya diğer kitaplarda zikredilen tarifatlar hepsi nedirler? Resim. Hepsi resimdirler. Ne derler? Had. Niye had olmasın ki? E had demin dedik ya, bir şeyin zatiyatlarından oluşur, kulundan oluşur. E Allah-u Zülcelal'ın zatı, Allah-u Zülcelal'ın sıfatının kulhi bilinmiyor ki. Hatta bu onun zatiyesidir. Tarif zatiyle oluşmuş. Had olsun. Kulhi bilinmiyor ki diyoruz. Niye? Hepsi resimdirler. لِأَنَّهُ شَنْحَرْ لَا يُعْلَمُ bilinmiyor. Yok da لَا يَعْلَمُ bilmiyor. كُنَ زَاتِهِ وَسِفَاتِهِ Allah-u Zülcelal'ın zati ve sıfatların kunhini bilmiyor. Ya kunu ne demek? Ey hakikate zalike. Zalike zat sıfata gidiyor mezkur, mazkur itibariyle. Allah'ın zatının, sıfatlarının hakikatini, kunhini bilmiyor. İlla hu, ancak o bilir. Peki bu tarifi Allah yapmış olsaydı tamam. Allah sıfatların kunhini biliyor. O zatiyatlarından, hakikatinden tarif etmiş. O zaman zati olur. E biz Allah'ın sıfatlarının kunhi hakikatinde olduğunu bilmiyoruz. Hatta bu tarif hakikatlerden oluşmuş diye. Oldu mu? وَفِي قَوْلِنَا يَتَأَتَّى بِهَا اِجَادُ كُلِّ مُمْكِنِ وَيَعْدَامُهُ Tarifte geçmedi. Bu işaretun ila تَعَلُّقِهَ السُّلُحِيِّ الْقَدِمِ Bu kudretin, suluhi kadimin taallukuna işarettir. Allah-u Zülcelal'ın bir kadim suluhi taalluku vardır. Ve yukalu lehu es-salahiyyul kadimu. Bu tabir de Kur'an'dır. Taalluka suluhiyyul kadim, es-salahiyyul kadim. Oldu mu olmadı? وَهُوَ صَلَاحِيَّتُهَا فِي الْاَزَّلِ Peki tamam, bu salahi kadimdir. Bu taalluk-i suluhi kadimdir diyoruz. Öyle değil mi? Nedir bu suluhi kadim? Yani kudretin taalluk-i suluhi kadimi nedir? وَهُوَ صَلَاحِيَّتُهَا Kudretin salahiyeti, elverişli olması fil ezeli ezelde. Neye? Lil icadi ve li adam. Allahu Zülcelal'ın kudretinin ezelde icat ve iadama elverişli olması demektir. Allah'ın taalluk-ı suluhisi bu demektir. Allah'ın kudreti ezelde, bak ezelde icat ve iadama neydi? Salahiyeti vardı, elverişliydi. Ama o icad-i adam da fîmâllâ yazar. Fîmâllâ yazar, icad-i adam Teâlâ. Yani Allah-u Zülcelal'ın kudreti, Allah-u Zülcelal'ın kudreti ezelde
her mümkünü icat ve iadam gelecekte her mümkünün icadına ve iadamına salahiyeti olması. Oldu mu olmadı? Yani Allah-u Zülcelal'ın kudreti ezelde gelecekte her mümkünü icadına ve iadamına salahiyeti demektir. İşte kudretin taalluk-i suluhil kadim budur. Allah-u Zülcelal'ın kudreti ezelde gelecekte her mümkünün icat ve iadamına salahiyeti demektir. Oldu mu olmadı? Peki biri derse niye fîmâ lâ yezâlu demiş? Niye ne? Fîmâ lâ yezâlu. Niye fîmâ lâ yezâlu demiş? Çünkü fîmâ lâ yezâlu değil de ezelde desek Allah-u Zülcelal bir şey icat edemez. Şimdi icat ne demek? Madumu Adem'den vücuda çıkartmak. Madumu ne? Adem'den vücuda çıkartmak. Adem'den vücuda çıkartmak ise demek bir Adem'in durum olması lazım. Bir ne olması lazım? Adem'in durum olması lazım. Bir Adem'in durum olması lazım. Öyle değil mi? Tamam, karışma. Bir Adem'in durum olması lazım. Öyle değil mi? Eğer bir Adem yoksa ezelde Allah-u Zülcelal'ın kudreti ne etse bir şeyi icat ederse o şeyin ademi olmalı. Demek ki bir olmadığı bir dönem olmalı. İşte ezel ona denir. Ezel ona denir. Yok ezelde bir şeyi icat ederse icat ne demek? Adem'den vücuda çıkıyor. Peki eğer ezelde icat etmişse o zaman yani zaman olmadan onu icat etmesi lazım. O zaman Adem'in olmaması lazım. İcat kelimesi, ihdas kelimesi buna aykırıdır. Çünkü icat demek Adem'den vücuda ihraç etmek demektir. Mecbur vücuddan önce bir Adem olacak ki hatta ki ihraç olsun. Öyleyse ezelde icat ya da mümkün değil. Oldu. Birinci gerekçe odur. Hani ezelde niye icat olmuyor? İkinci gerekçe. Dikkat edin. İkinci gerekçe. Şimdi faal-i muhtar. Bir şeyin fiilinin icadına kastedeceği son onu yapar değil mi? Peki ezelde eğer icat edilmiş ise faal-i muhtar o mevcudun fiilinin icadını nasıl kastetsin ki? Mevcudun vücudu kast edilmesi oluyor. Bu da nedir? Bu da muhadir. Öyle değil mi? Mecbur icat edilmeden önce, fiil yapılmadan önce kastül fiil olur, sonra fiil olur. Ha, fiilin olmadığı zaman fiilin kastı oluyor diyoruz ya, İşte o Adem dönemidir. İşte o ezel dönemidir. Onun için ezelde bir şey icat-ı muhaldir. Oldu mu? Peki üçüncü gerekçe. Şimdi bir şeyin icadı için bir şeyin ne? Kudretin taalluku gerekmiyor mu? Kudretin taalluku gerekiyor. Demek ki kudret anında, bak ne anında? Kudret anında, bak dikkat edin. O fiil Adem olacak ki, hatta ki kudret ona taalluk etsin, onu Adem'den vücuda çıkarsın. Eğer o fiil ezeli ise, o fiil ne? Ezeli ise. O zaman kudret hiçbir zaman fiilin Adem'iyle mukarenet etmemiş oluyor. Ezelde kudret de vardı, fiil de vardı. Dolayısıyla fiilin icadı mümkün olmaz. Fiilin icadı için kudret fiilin ademiyle beraber olacak.
Sonra kasten sonra kudret harekete geçir, o fiili meydana getir. Oldu mu? Ha, üzzet olarak bu üç sebepten dolayı icat, iada ne olmazlar? Ezeli olmazlar. Onun için o da ne dedi? Dedi, وَفِي قَوْلِنَا يَتَعْتَبْ بِهَا اِجَادُ كُلِّ مُمْكِنُ وَاَدَامُهُ اِشَارْتُ اِلَا تَعَلُّقِهَا السُّلُحِيِّ الْقَدِيمِ وَيُقَالُ لَهُ السَّلَاحِيُّ الْقَدِيمِ وَهُوَ السَّلَاحِيَّةُ وَفِي الْاَزَلِ لِلْاِجَادِ وَالْاِعْدَامِ فِي مَا لَا يَزَالِ Oldu mu? وَتَتَعَلَّقُ بِعَدَمِنَا فِي مَا لَا يَزَالُ قَبْلَ وُجُودِنَا Bak! وَتَتَعَلَّقُ Allah-u Zülcelal'ın kudreti taalluk ediyor بِعَدَمِنَا Bizim ademimize فِي مَا لَا يَزَالُ Şimdi ileride, gelecek zamanda Allah'ın kudreti bizim ademimize taalluk ediyor mu, etmiyor mu? Evet. Ediyor. Daha biz dünyaya gelmeden önce bak biz ne? Dünyaya gelmeden önce gelecek zamanda Allah'ın kudreti bizim neyimize taalluk ediyor? Bizim vücudumuza taalluk ediyor. Ve bi istimraril vücudi Allah-u Zülcelal'ın kudreti bizim vücudumuzun istimrarına, devamına da taalluk ediyor. Ba'del ademi, ademden sonra. Şimdi diyelim biz yok iken biz ne? Yokken. Yok olduğumuz halde gelecekteki vücudumuza kudret taalluk ediyor. Etmiyor mu? Ediyor. O vücuddan sonra, o vücudun devamına da taalluk ediyor mu, etmiyor mu? O da ediyor. Bak. Ba'del ademi vücuda mutalıktır. Ve bi istimraril vücudi vücud ba'del ademden sonraki vücudun istimrarına da taalluk ediyor. Yüce Allah'ın kudreti neye taalluk ediyor? Daha ezelde gelecekteki vücudumuzun istimrarına da taalluk ediyor. İtikaç 2. Bak. Gelecekte ademimize ne ediyor? Taalluk ediyor. 1. Gelecekteki vücuddan sonra istimrarımıza taalluk ediyor. 3. 2. Ve bi istimraril ademi ba'del vücudi. Bak diyelim biz dünyaya geldikten sonra, vücuddan sonra ademimiz mümkün değil miydi? Mümkün. O ademimizin istimrarına da taalluk ediyor, devamlarına da taalluk ediyor. İki kaç? Üç. Bu üçe de taalluk, taalluk kabdetin fihazi selaset. Her üçünde taalluk, kudretin taallukı, taalluku kabdettir. Öyle değil mi? Niye? Ezelde vücudumuza taalluk ediyor. Vücudumuz var mı? Yok. Ezelde. Ama Allah'ın kabdesindedir, kudretindedir. Peki ezelde bu vücuddan sonra vücudun istimrarına taalluk ediyor. Vücutta yok, vücudun istimrarı da yok. Bak istimrar vücut yok ama kudret ne ediyor? Kudret taalluk ediyor. Oldu mu olmadı? Başka neye taalluk ediyor? Ezelde bizim vücudumuzdan sonra ademimizin istimrarına taalluk ediyor. Peki o ademin istimrarı var mı? Yok. Allah'ın kudretindedir, gücündedir ama bilfiil yok. Bak bu da taalluk ne oldu? Kudret oldu. Ne demek bu üçünde de taallukul kudret var? Ne demek? Bimana ennel mumkine fi kabdetil kudreti. Hani ileride vücudumuz mümkün. Ademimiz mümkün. Ademimizin istimrarı mümkün Allah'ın kudretindedir. Fe inşaallahu ebkahu al ademihi. Biz ezelde yok idik. Mümkün idik, yok idik. Allah dilerse bizi bu mümkün ademi üzerine devam ettirir. Ev ala vücudihi. Eğer o mümkün madum ise. Ev ala vücudihi. Eğer o mümkün mevcud ise Allah-u Zülcelal'ın kudreti. Allah dilerse onu vücudu üzerine ne ediyor? Devam ettirir. Ve in şa'e evcedehu ev a'demehu. Ve in şa'e evcedehu ev a'demehu. Dilerse, eğer madumse onu ne eder? Bak. Fe in şa'allahu ebka ala ademi değil mi? Evet. Ev ala vücudi. Ademi üzerine devam ettirir eğer madumse. Vücudu üzerine devam ettirir eğer mevcutse. وَاِنْ شَاءَ اَوْجَدَهُ اَوْ اَعْدَمَهُ
o madumu, o mümkün eğer madumsa onu icat eder. Eğer mevcutsa onu iadam eder. Evet. Manası budur. Yani Tanrı kudret Allah'ın kudret, kabdetul kudretindedir. Dilerse Adem üzerine devam ettirir, dilerse icat eder, dilerse vücud üzerine devam ettirir, dilerse iadam eder. Allah'ın kudreti, bak üç taalluk oldu. Ve tetaallaku bi icaden bil fiyeli ba'den ademi sabri. Şimdi biz dünyaya gelmeden önce bize ne var? Adem-i sabık. O Adem-i sabıktan sonra Yüce Allah bil fiil bizim icadımıza ne ediyor? Taalluk ediyor. Ve bi'adamina bil fiyeli ba'del vücudi. Ve bi'adamina bil fiyeli vücudi. Şimdi vücuda geldikten sonra bil fiil Allah'ın kudreti bize taalluk ediyor, bizi yok ediyor. Adem'den sonra Allah-u Zülcelal'ın icadımıza kudret tahallük ediyor, bizi dünyaya getiriyor. Ve bilfel getirdi. Dünyaya geldikten sonra Allah-u Zülcelal'ın kudreti bizim iadamımıza tahallük eder, bilfel. Yani bilfel bizi ne eder? Bizi yok eder. Ve bi icadina bilfiyeli ve bi icadina bilfiyeli hînel ba'si. Ve bi icadina bil fi'li hinel bas. Anlıyorsun değil mi? Hani kıyamete bizi diriltirken bil fi'l bizim icadımıza ne ediyor? Taalluk ediyor. Bu da taalluken tenciziyen hadisen. Bu da taalluk-i tencizidir. Yani kat'i bir taalluktur. Çünkü Adem-i Sabah'dan bil fi'l bizi meydana getiriyor. Biz dünyaya geldikten sonra bil fi'l bize taalluk ediyor, bizi yok ediyor. Kıyamete basanda bil fiil bizim icadımıza taalluk ediyor. Taallukan tenciziyen hazen fi hazi sırası. Feaksamu taallukatil kudreti seb'atun tefsilen. Feaksamu taallukatil kudreti seb'atun tefsilen. Bak. Feaksamu taallukatil kudreti seb'atun. Kudretin taallukatına aksami tefsili olarak kaçtı? Yedidir. Biri taalluk-ı sulhi, biri taalluk-ı sulhi kadimdir. O hangisidir? Allahu Zülcelal ezeldeki kudreti fimalla yezaruda icadımıza, yadamıza taalluk etmesi. Evet. Bu taalluk-ı sulhi kadimdir. Allahu Zülcelal kudreti gelecekte vücudumuza taalluk etmesi. O vücudun istimrana taalluk etmesi. O vücuddan sonra Adem'in ismine taalluk etmesi, taalluk-ı nedir? Taalluk-ı sulhidir. Şey, taalluk-ı kabdettir. Taalluk-ı nedir? Kabdettir. Ha, bu sefer Allah-u Zülcelal Adem'den sonra kudreti bizim icadımıza taalluk etmesi. Dünyaya geldikten sonra bizim icadımıza taalluk etmesi. Bas anında ne anında? Bas anında icadımıza taalluk etmesi. Bu da taalluk-ı sulhi tencizidir, kadindir. Bir fiil taalluk etmiş. Peki o yedi nedir bakın? Sulhiyyun kadimun. Bu hangisiydi? Geri dönün. Ve ve salahiyyetu fil ezeli lil icadi ve li adami fima la yazar. Ve taallukatul kabdeti selasetun. Taallukuha bi ademina fima la yezaru kabde vücudina. Ve bi istimrari vücudi ba'del adem. Ve bi istimrari ademi ba'den vücudi. Öyle değil mi? Bir de ve taallukatu tenciziyyetun. O da kaçtı? Selasetun. Demek suluhiyyun kadimun bir. Ve taallukatul kabdeti selasetun ve taallukatul tenciziyetü selasetun fel cümletun mazlük ile kaçtır? Yedidir. Kema vadahahu şeyhuna fi risaletihi. Peki bu emmel ademul ezeliyyü. Hani ademe ezeli. Kudret taalluk edebilir mi? Diyor. Fela teteallahu bihil kudret. Ademe ezeli kudret taalluk etmiyor. Niye? Kudret taalluk ederse Adem-i Ezeli, vücud-i ezeli olmalı. Öyle değil mi? Halbuki Allah'ın kudreti dedik ya, mümküne ne ediyor? Taalluk ediyor. Ya Adem-i Ezeli
niye kudret taluk etmiyor? Lianne vacibu. Adem-i ezeli vacibdir. Eğer Adem-i ezeli vacib değilse, ezelde bir şey varsa o zaman Allah ile beraber taaddül-i kudama lazım gelir. Adem-i ezeli vacibdir. O zaman Adem-i ezelinin vacip olması onun ne? Vücudu muhaldir. Öyleyse Adem-i ezeliye kudret taluk etmiyor. Muhala ne etmiyor? Taluk etmiyor. Adem-i ezeliye kudret taluk ederse o zaman Adem-i ezeli ortadan kalkmış oluyor. Vücudu ezeli oluyor. Allah'a vücudu ezeli var. Allah ile birlikte vücudu ezeli başka şeylere olunca ne lazım geliyor? Taaddül kudama evet. Lazım geliyor. Madem madem Adem-i ezeli vacipse, onun vücudu, onun Adem-i muhalse, kudret Adem-i ezeliye taalluk etmiyor. Oldu. Burada duralım. Şimdi İmam Eş'ari burada yani biz ne dedik? Vücuddan sonra adamımıza kudret taalluk kurulur. Kabiliyetle ne ediyor? Taalluk ediyor. Bakın. Ve tetal bi ademina fimma la yazalu kable vücudina. Öyle demedik. Evet. İmam Eş'ari diyor yok. Vücuddan sonra adamımıza kudretin taallukuna gerek yok. Ya Allah huzuru gelen diyelim hani bir çıraya gaz dolduruyoruz, gaz yer. Veya pil bir şeye koyuyoruz. O pil, o gaz bitince çıra kendinden ne oluyor? Sönüyor. Yani Allah huzuru gelen bir mevcudun yok olmasını isterse onu ayağda tutan esbabları bitirir, kendinden yok olur. Yani bir kudretin ona taalluk edip onu yok etmesine gerek kalmıyor. İmdadatların kat'i yeterlidir. Burada duralım, yarın bakalım. İmam Eş'ari'nin görüşü nedir? Nefâkumullâhu nef'an mubîn.